Adet böyle. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Halil Karabacak. Evet. Sanık Üzeyir Durmaz. Buyur hakim. Çalıştığın şirketin parasını zimmetine geçirmekle suçlanıyorsun. Bir diyeceğin var mı? Yok sayın hakimim. Ne diyeyim? Doğrudur. Demek suçunu itiraf ediyorsun. Evet hakimim. Ama neden yaptın? Bir sor. Peki neden yaptın? Anlat bakalım. Efendim ben bu işi evlenmek için yaptım. Bak yaşım 28. Bizim oralarda bu yaşa gelene karta kaçtı derler. Peki neden daha erken evlenmedin evladım? Para hakim bey. Para. Paramız yoktu. Mecburen babamın emekli olmasını bekledim. Emekli olsun ki aldığı ikramiyeyle de beni baş göz etsin diye bekledim. İyi baba. Emekli oldum. İkramiyeni de aldım. Artık beni evlendirsen ha. Evlendirmek mi? Oğlan doğru söylüyor Kamil Bey. Baksana karta kaçtı. Yaşıtları çoluk çocuk sahibi oldu bile. Ah, bugüne kadar paramız pulumuz yok diye bir şey demedim. Ama şimdi çok şükür emekli ikramiyeni de aldın. Oğlumuzun mürüvvetini görmek de bizim de hakkımız. Nasıl olsa işe de girdim be baba. Sen evlenmeme yardım edersen ben de maaşımla karımı geçindiririm. İyi canım evlendirelim de var mı aklınıza gelen bir gelin adayı? Sen söyle abi. Var gibi bey. Ya kim peki? Ben tanıyor muyum? Aa, tanırsın. Zahireci Behzat Bey'in kızı. Evet baba onun kızı. Canım Behzat Bey'i tanırım da hangi kızı? Adamda çocuk çok. 3 kız 1 oğlan var. Bizim isteyeceğimiz hangisi? Ayol herhalde oğlanı istemeyeceğiz. Ay ilahi bey. Yahu hanım ben kızlardan hangisini isteyeceğiz diye sordum. Emeli baba Emeli. Yani büyük kızı. Ha bildim. Güzel kızdı. Ya. Onunla mı vermek istiyorsun Üzeyir? Evet baba. İstemesini isteyelim de bakalım verecekler mi? Verirler. Sen nereden biliyorsun vereceklerini? Sen anlat anne. Canım oğlan kızla işi pişirmiş işte. Yani aralarında anlaşmışlar. Bize bir istemek kalıyor. Madem öyle isteriz biz de. Ama daha önce bir aracı sokalım isterseniz. Ağızlarını yoklasın. Verimkar değillerse boşuna kapılarını çalıp da ters yüz olmayalım. Ben Sıdıka'yı yollarım. Sıdıka Behzat Beylerin ailesini yakından tanıyor. Evet baba. Sıdıka teyze gidip bir yoklama yapsın. İyi ya, eğer vereceklerse gider isteriz. Alt tarafı bir düğün yapacağız. O kadar paramız var nasılsa değil mi hanım? Ah tabii ya. Efendim. Kahvelerimizi içtik. Şekerimizi yedik. Sıra geldi sizi rahatsız etmemizin nedenine. Estağfurullah Kamil Bey. Buyurun sizi dinliyoruz. Sizi öteden beri tanırız Behzat Bey. İyi. Mazbut bir ailesiniz. Sağ olun. Sizler de öylesiniz. Oğlumuz Üzeyir'in evlenme çağı geldi de Allah'a şükürler olsun. Çalışıyor. Maaşı da var. Allah daha fazlasını versin. Kızınız Emel de bizim kızımız sayılır. Tabii ya biz çok severiz Emel'i. Biz de Üzeyir oğlumuzu severiz Makbule Hanım. Efendim isteyenin bir yüzü, istemeyenin 200'ü demişler. Allah'ın emriyle, Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle kızınız Emel'i oğlumuz Üzeyir'i istiyoruz. Kısmetse olur. Tabii ya her şey nasip meselesi. Anlaştıktan sonra neden olmasın? Madem gençler birbirlerini istiyorlar, öyle değil mi Kamil Bey? Elbette. Malum, bizim geleneklerimiz, görüneklerimiz var. Ta atalarımızdan bu yana her şeyde geleneklerimize uymuşuz. Tabii canım, tabii. Biz de uyarız. Başlık parası ne vermeyi düşünüyorsunuz? Başlık parası? Evet, tabii ya başlık. Nasıl başlık yani? Bayağı başlık Makbule Hanım. Bizim adetlerimizde kız parasız verilmez. Ha, şu başlık yani. Ya. Anladım. Başlık. Evet başlık. Ne kadar vermeyi düşünüyorsunuz Kamil Bey? Bu hiç aklıma gelmemişti. Yani başlık isteyeceğiniz aklıma gelmediği için ben de bir şey düşünmemiştim. Bakın, mesela ben sizin yerinizde olsam ve sizin kızınızı istesem
En az 500 milyon teklif ederdim. Ne? 500 mü? Hı hı. Anlaşıldı, anlaşıldı. Peki, 500 milyon lira ver. Olmaz, çok az. Neden efendim? Az önce 500 milyon dediniz ya. Ha evet ama ben olsaydım dedim. Bizim adetlerimize göre kız tarafı kaç para derse erkek tarafı onun en az bir mislini teklif etmek zorundadır. Bir mislini mi? Evet. Yani 1 milyar mı? Bizim adetlerimiz de böyle Makbule Hanım. Babamız 500 milyon dediğine göre sizin 1 milyar teklif etmeniz gerekir. Ya tabii öyle. Ne diyorsun Kamil Bey? Kız tarafı 1 milyar istiyor. Vallahi Makbule ne diyeyim? O zaman da başlık parası mı kaldı ya? Ayol zamanı bırak. Duydun adetleri böyleymiş. Verecek miyiz 1 milyarı? Şişt. İster istemez vereceğiz. Bizim oğlan sevdalı bunların kızına. O zaman biz de vereceğiz Makbule. Peki efendim. Veriyoruz 1 milyarı. O zaman biz de kızımızı verdik gitti. Madem birbirlerine gönül de vermişler, hayırlı uğurlu olsun. Sözü kesiyor muyuz hemen? Bizim adetlerimize göre 1 milyarı verince sözlenmiş oluyorlar Kamil Bey. Biz de vereceğimize göre mesele yok. Nişan tarihini de tespit etsek. Ya değil mi, gelmişken nişanı da konuşalım. Konuşalım tabii. Nişan bize ait, düğün size ait. O zaten malum canım. Nişanı ne zaman yapalım? Sen hele 1 milyarı getir, tarihini tespit ederiz Kamil Bey. Tamam mı bey, çektin mi bankadan parayı? Çektim hanım, çektim. Al bak bu poşetin içinde. Ayol, 1 milyar poşetin içinde taşınır mı Kamil Bey? Aman iyi ki soymamışlar seni. Ne fark eder hanım? Hırsızlar soymadıysa da kız tarafı soydu. Aman öyle deme canım. Adetleri böyleymiş. Ne biçim adetse? Bankada kala kala 3 milyarımız kaldı. Neyse canım, o bize yeter. Bir kısmınla düğünü yaparız, geri kalanını da kefen parası diye saklarız. Emekli maaşınla da yer içer geçiniriz. Neyse. Sen para dolu torbayı ver de götürüp Behzat Bey'e verip bu alışverişi bitirelim. Hoş geldin Kamil Bey. Hoş bulduk Behzat Bey. Nasılsın Dünür? Ya 1 milyarı vermeden Dünür deme Kamil Bey. Adetlerimize göre parayı elime sayacaksın. Ondan sonra da Dünür alacağız. Tamam canım. Tamam, parayı getirdim. Bak bu poşetin içinde bak. Ne demişler, yerde bile bulsan say demişler değil mi Kamil Bey? İstiyorsan say. Her bir demet 100 milyon. 10 demet var burada. Sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tamam, artık dönürüz Kamil Bey. Şimdi de nişan tarihini tespit etsek. Edelim. 3 ay sonra iyi mi? Bence iyi. Hazırlanmak için biraz vakit gerekti zaten. Tamam. O halde 3 ay sonra nişan, 3 ay sonra da düğün. Anlaştık mı Kamil Bey? Ne oldu baba? Nişan belli oldu mu? Oldu. Ne zaman yapıyorlar nişanı Kamil Bey? 3 ay sonra Makbule Hanım. Of, niye bu kadar geç yapıyorlar ki? Seni sabırsız seni. Ne yapayım oğlum? Kız tarafı öyle söyledi. Sen de biraz sabret be oğlum. 3 ay dediğin nedir ki, gelip geçer. Evladım hadi git kapıya bir bakıver. Peki anne. Merhaba Zeyir. Emel sen misin? Nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın Emel? Zeyir kimmiş gelen oğlum? Emel anne. Öyle mi? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Makbule anne. Girsene içeri yavrum. Çay demlemiştik, bir bardak da sana verelim. Yok içmeyeyim. Ben size müjdeli bir haber vermeye geldim. Ama hayırdır, ne müjdesi bu? Yoksa baban gezmemize izin mi verdi Emel? Yok değil. Aynur teyzemin gelini doğurdu. Aynur teyzenin gelini mi? O da kim? Doğru, siz görmediniz onu. Bir üst mahallede oturuyor. Ne doğurdu Dilek? Kız. Annem git Makbule teyzenlere müjdeyi ver dedi. Aman ne güzel, çok sevindik yavrum. Annene söyle, Allah ananı babalı büyütsün dedi de bizim için. Peki söylerim. Hadi iyi günler. Güle güle yavrum, güle güle. Güle güle Emel. Üzeyir, sen bu işten bir şey anladın mı oğlum? Yok.
Doğurduysa doğurmuş, bize ne ki? Ay ne bileyim ben. Hem de müjdeli haber diye geldi. Neyse, gel içeri gidelim. Allah'ım. Makbule, kimmiş o gelen? Emel, Üzeyir'in sözlüsü. Niye gelmiş? Teyzesinin gelini doğurmuş da onun müjdesini vermeye gelmiş. Allah Allah, bize niye müjdeliyor ki? Tanımayız etmeyiz. Ya. İşte canım, akrabayız ya artık baba, o yüzden. Tabii ya, işte onun için söylemiştir. Akrabayız ya. Ben sadece haberimiz olsun diye söylendiğini sanmıyorum Makbuleciğim. Bak, bu Behzat beyler dışarılıklı. Boşuna haber vermezler bunlar. Canım belki de adetleri böyledir. Eğer adetleri böyleyse mutlaka bu haberin altında bir çapanoğlu vardır. İstersen sen Sıdık Hanım'la bir konuş da mahcup olmayalım dünelere, olmaz mı? Doğru haklısın bey. İşte böyle Sıdıkacığım. Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü misali? Biz Emel'in teyzesinin gelinini ne tanırız ne de gördük. Bunlar neden bize müjde diye bu haberi verdiler ki? Sebep ortada canım. Aa neymiş? Biliyorsun onların gelenekleri, görenekleri, adetleri var. Biliyoruz onu. Adetlerine göre kendi tarafından biri doğum yaptı mı... ...erkek tarafı hayırlı uğurlu olsuna gitmek mecburiyetindedir canım. Aa biz de gideriz o halde. Gidin ama eliniz boş gitmeyin sakın. Canım merak etme, pazardan bir tulum alır götürüveririm. Aa ne demek o, sakın öyle bir şey yapma. Tulummuş, zıbınmış öyle şeyler alayım deme. Ne alacağız peki? Onların adetlerine göre bir büyük 6 lira götürmen lazım. Ne? 6 lira mı? Evet. Çocuk kız mı olmuştu dedin? Ya kız. Sen yine şanslısın Makbuleciğim. Dua et ki oğlan doğurmamış. Aa niye ki? O zaman 2 tane altın takman gerekirdi. Aman Allah'ım, 2 tane mi? Onların adetleri böyle. Şükret ki kız doğurmuş, 1 altınla kurtardınız. Demek adetleri böyleymiş ha? Evet hakim bey. Peki sizinkiler ne yaptı, altını taktılar mı? Taktılar tabii efendim. Takmasak sözü bozacaklardı. Sözü bozarlarsa da babamın verdiği 1 milyar başlığı da geri alamayacaktık. Ya bu da mı adettenmiş? Evet. Adetleri yerine gelmezse söz bozulurmuş, verilen başlık da güme gidermiş. Allah Allah, hiç böyle adet duymamıştım. Ah hakim bey ah, sormayın, biz de duymamıştık. Meğer bunlarda daha ne adetler var. Üzeyir, nişan ne zaman? 1 ay sonra Yusuf abi. Nerede yapılacak? Evde mi, salonda mı? Salonda yapılacak tabii. O zaman bizleri de çağırırsın nişanına. Tabii abi, çağırmaz olur muyum? Üzeyir. Üzeyir bak, nişanlın geldi. Emel mi? Nerede? Hoş geldin Emel. Nasılsın Üzeyir? İyiyim, sen nasılsın canım? Ben de iyiyim. Seni çok özledim Emel. İş çıkışı gelip seni görmek istiyorum ama... Sizinkiler izin vermiyor. Biliyorum. Bizim adetlerimize göre erkek nişanlanmadan kızın evine giremez. Biliyorum. Şu nişan bitse de artık seni sık sık görsem. Harola sen neden geldin canım? Babam gönderdi. Bir haberimiz var size. Nedir? Önümüzdeki hafta erkek kardeşim Yılmaz sünnet oluyor. Yok ya. şaka ediyorsun galiba. Senin kardeşin 16 yaşında değil mi? Evet. İyi ama neden bugüne kadar sünnet olmadı o zaman? Canım şimdi bizim adetlerimize göre ablaları bulunan erkek kardeşler ablalarından biri evlenmeden önce sünnet olmaz. Allah Allah. Neden? Öyle işte. Bizim adetlerimiz böyle. Ha, adetse mesele yok. O zaman tamam. Sünnete gelir. Aman annenle babana söylemeyi sakın unutma. Yok canım, unutur muyum? Akşam gidince söylerim canım. Bu ne biçim adetmiş ya? İlk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Benim bildiğim erkek evlat 6-7, bilemedin 8-9 yaşında sünnet edilir. Öyle değil mi Makbule? Aa öyle Kamil Bey, öyle vallahi. Ben de ilk defa duyuyorum böyle yani, bir şeyi. Baba adetleri böyleymiş. Emel söyledi. Yok. Bu işin altından muhakkak bir çapanoğlu çıkacak. Makbule. Böyle adet olmaz Makbule. Olmaz Makbule. Tut ki ablalara evlenmedi. Çünkü ya. Sünnet olmayacak mı ya? Öyle ya. Babam haklı, olmayacak mı? Ya da ablaları geç evlendi. Evet. Çocuk 30 yaşına bastı. O zaman bu sünnet olacak. Aa çok doğru söyledin bey. Ama ne yapalım, adetleri böyleymiş işte. Hem bize ne canım, alırız plastikten bir oyuncak kamyon, sünnet hediyesi diye götürüveririz. Ana. Hı.
Yılmaz 16 yaşında. Ya. Zeyir doğru söylüyor Makbule. 16 yaşında çocuğa sünnet hediyesi diye plastik kamyon mu götürülürmüş ya? Canım iyi de 0 kilometre araba hediye alacak halimiz yok herhalde. Vallahi benim bu işe aklım vermedi Makbule. Sen istersen git şu işi her zamanki gibi Sıdık Hanım'la bir konuş. O dünürlerin bu adetin ne manaya geldiğini bilir. Ay işte böyle Sıdıkacığım. Emel bugün Üzeyir'in iş yerine uğramış. Erkek kardeşinin sünnetine davet etmiş bizi. Edecek tabii. Siz dünürsünüz. Aman canım orası öyle de anlayamadığımız bir şey var. Adetlerine göre evdeki ablalarından biri sözlenmeden erkek çocuk sünnet ettirilmezmişmiş. Doğru doğru adetleri böyle. Aman canım ne anlama geliyor peki bu adet? Hala anlamadınız mı ayol? Aman anlayacak nesi var bunun canım? Onların adetlerine göre evdeki kızlardan biri sözlendi mi sünnet edilecek çocuğun kirvelini erkek tarafı yapar. Ha ya. Aman canım bunda bir şey yok. Bizim bey oğlanın kirvesi olacak yani. Evet, kirvenin sorumluluğunda biliyor musun Makbuleciğim? Yo neymiş? Oğlanın bütün sünnet masraflarını kirve karşılar. Ne? Bütün masraflarını bütün, mı? Bütün evet. Salon kirası, sünnet kıyafetleri, Eyüp Sultan gezmeleri, her şeyi kirve yapar. Ama her şey. Sen neler söylüyorsun ya. Sıdıka? Aman Kamil Bey duymasın vallahi yüreğine iner. Adetleri böyle Makbuleci. Makbule ne yani şimdi dünürün oğlunun sünnetini ben mi yapacağım Makbule? Ya işte böyle ne bileyim adetleri böyleymiş. Ay yerin dibine girsin böyle adet ya. Bana ne birader ben onların kızını alıyorum oğulların değil ki. Ya. Ettireceklerse... Kendileri yaptırsınlar. Hiç yani yani vallahi çok haklısın çok. Bu adet değil Makbule. Resmen üçkağıtçılık ya. Adam oğlunu bedavadan sünnet ettirebilmek için kızını bize parayla sattı. Olacak olmaz iş öyle, değil. Olmaz öyle şey. Dıdısının dıdısı doğuruyor. Kamil Bey altın takıyor. Hiç. Oğlunun şeyini kestiriyor. Kamil Bey'in pamukalları cebe. Neyse tansiyonun çıkacak sinirlenme. Ne yapalım? Oğlumuzun hatırı için katlanacağız. Girdik bir kere bu işe. Ay girmez olaydık be hanım. 40 sene çalıştım. Aldığım 3-5 kuruşu da oğlumuzu evlendirme uğruna yok yere harcıyoruz ya. Ah bileydik böyle garip adetleri olduğunu. Aman bilemedik ki. Nereden bilirdik? Şeytan git Behzat Bey'e. Başlarım sizin adetinize. Biz bu işten vazgeçtik. Aman Kamil Bey. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Şunun şurasında bir tek oğulcuğumuz var. Onun da mürüvvetini görmek istiyoruz. Of bu gidişle oğlumuzun mürüvvetini değil... Bizim cenazemizi göreceğiz Makbule. Ağzından gel alsın Allah saklasın. Allah gecinden versin. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye olacak? Dünürün oğlunun sünneti için salon kiralamaya. Bakalım kaça tutacağız salonu. Sen zahmet etme. Onlar salonu tutmuş. Ne? Tutmuşlar mı? Ya sünnet kıyafetlerini de almışlar oğlanın. Desene bize sadece bunların parasını ödemek kaldı Makbuleciğim. Evet adetleri böyleymiş Kamil Bey. Demek kız tarafının adetlerine göre kayınbiraderini siz sünnet ettirdiniz öyle mi? Ne yazık ki öyle Sayın Hakim Bey. Bu kirveli kişi zavallı babacığıma dünyanın parasına patladı. Allah. Ayol Bey. Herkes gülüp eğleniyor. Suratını asma öyle ayıp olacak. Gülüp eğlenecek hal mi kaldı bende Makbule? Bir dakika. Herkes beni dinlesin. Beni dinleyin. Sünnet olan oğlumun şerefine 100 milyon lira takıyorum. Evet Kamil Bey, ben 100 milyon lira taktım. Oğlan senin Behzat Bey. Az bile taktın. Oğlan benim ama... Kirvede sensin dünür. Bensem ne olacak? Sen ne kadar takacaksın? Ben mi? Ben ne takıyorum? Ne gerekiyor? Tamam sen de takacaksın bey.
İyi ama Makbule, salon kirasını, sünnet kıyafetini, sünnetçinin masraflarını hepsini ben ödedim zaten. Bir de paramı takacağım şimdi. Adetleri böyle Kamil Bey. Hay ben onların... Onların adetlerine göre kız babası ne kadar takarsa oğlan babası onun bir mislini takmak zorunda ya. Ne yani şimdi Behzat Bey 100 milyon taktığına göre ben 200 milyon mu takacağım yani? Adetleri böyleymiş bey. Başlarım ben böyle adetini... Evet evet evet. Bizden de 200 milyon lira. Sayende oğlumuzu da sünnet ettirdik Dünür. İyi ki bir tek oğlunuz varmış Behzat Bey. Aslında biz daha fazla istemiştik ama Allah bir tane verdi. Şükürler olsun Allah'a Behzat Bey. Ya daha fazlasını verseydi? Behzat, garsonlar çalgıcılar bahşiş istiyor. He isteyecekler tabii. Bahşiş istemek adettendir. Öyle değil mi Kamil Bey? Tabii tabii tabii. Nasıl sizin adetleriniz varsa... Buranın da adetleri var be. Var tabi var tabi. Bahşişleri ver de bizim hanım götürsün Kamil Bey. Ne? Bahşişleri de ben vereceğim. Elbette Dünür. Kirve değil misin? Bu sünnetin her türlü masrafı sana ait. Bana mı? Tabi Kamil Bey. Adetlerimiz böyle. Vah vah vah. Peki baban bu kadar masrafın altından nasıl kalktı oğlum? Kalkamadı hakim bey. Kalksaydı ben hiç çalıştığım şirketin paralarını zimmetime geçirir miydim? Zavallı adam kalkamadığı için böyle oldu. Kız tarafının adetidir diye sünneti de yaptınız. Peki sonra ne oldu? Sonrası daha da kötü oldu sayın hakim. Bir gün Emel çalıştığım şirkete geldi. Hoş geldin Emel. Hoş bulduk Üzeyir. Nasılsın? Şu nişan düğün işleri bitse çok iyi olacağım Emel. Hayırdır niye geldin canım? Babamın selamı var. Aleyküm selam. Sen de selamlarımı söyle kayınpederime. Babaannemin romatizmaları çok azdı. Geçmiş olsun. Sonra? Babam dedi ki git babaannenin romatizmalarının azdığını söyle dedi. İyi. Söyledin işte. Ben de geçmiş olsun diyorum. Akşam annen de babana da söyle canım. Olur söylerim hayatım. Anne, baba. Ya yavrum, ya söyle. Ne? Emel bugün iş yerime geldi. Hayırdır? Ne istiyormuş güzel gelinim? Babaannesinin romatizmaları çok azmış. Aa, azar tabii ya, havalar çok kötü. Aman, benim de bacaklarım çok ağrıyor. Sonra? Hiç. Yani, Emel babaannesinin romatizmasını söylemeye mi gelmiş? Evet. Allah Allah. Bize ne bundan canım? Canım belki de geçmiş olsun dememiz için söylemiştir Kamil Bey. Ben geçmiş olsun dedim anne. Ah iyi yapmışsın oğlum. Makbule. Efendim bey. Ben bu işten bir şey anlamadım. Dünürler o koca karının romatizmasını boşuna söyletmemiştir. Sen şu Sıdıka'ya git sor bakalım. Bu ne anlama geliyor? Bari sorayım. Demek Emel babaannesinin romatizmalarının azdığını söyledi ha. Vallahi bu iyi haber değil Makbule. Yapma ya. Ya. Kamil şüphelenmişti zaten. Ne anlama geliyor Sıdık hanımcığım? Haber yollattıklarına göre yaşlı kadının romatizmalarını siz tedavi ettireceksiniz. Ne dedin? Tedavi mi ettireceğiz? Ya evet aynen öyle. Adettendir. Aa iyi de... Yani nasıl nerede tedavi ettireceğiz Sıdıkacığım? Biz karı koca kendi romatizmamızı bile tedavi ettiremiyoruz. Kaplıcalara göndereceksiniz tabii. Amanın kaplıcalara mı? Biz mi göndereceğiz? Evet adetleri böyle. Aman etme eyleme Sıdıka bunu nasıl söylerim Kamil Bey'e? Ay adam kıyametleri kopartıyor ayol. Anam siz de almasaydınız onların kızını. Onların adeti böyle. Yeter lan! Yeter! 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 Bunlar bizi sağlayacak inek mi sandılar be? Bize ne ya koca karının romatizmalarından? Bunca yıl ağrıyan bacaklarını tedavi ettirmek için kızları vermeyi mi beklemişler ya? Aman haklısın bey haklısın ama adetleri böyleymiş ne yapayım? Başlatma ulan adetlerinden! Yeter artık! Adettir dediler şehrin göbeğinde başlık parası verdik. Adettir dediler
Dünür'ün teyzesinin gelinini doğurduğu çocuğa koca 6 lira taktık lan. Adettir dediler. Kazık kadar adamın sünnet masrafını biz üstlendik. Şimdi de, 90 yaşındaki koca karı romatizmalarını bize tedavi ettirecekler. Nerede görülmüş böyle adet, bak buna. Aman aman morardın, dur Allah aşkına. Sana bir şey olacak şimdi, Allah etmesin, ben ne yaparım sonra. Doğru, hepsi doğru da. E ne yapalım, ya bu dereyi güdeceğiz ya bu işten vazgeçeceğiz. Hayır, olmaz. Ben istemiyorum bu ailenin kızını. Vazgeçiyorum Makbule. İyi ama yaptığımız masraflar ne olacak? Ay 1 milyar başlık parası, sünnet harcadığımız paralar, hiçbirini geri alamayız. Nedenmiş o? E adetleri böyleymiş. Erkek tarafı kız almaktan vazgeçerse yaptığı masraflar boşa gidermiş. Şeytan çek tabancayı, git git, katliam yapıyor yahu. Aman aman ayol, yazık, dünyanın parasını harcadık, sonra vazgeçersek üzerime ne olur? O bizim tek evladımız, mürvetini görmeden mi öleyim? Sonra kızın babaannesini kaplıcalara gönderdiniz mi? Göndermeyip de ne yapacaktık sayın hakim? Daha nişan yapmadan 1,5 milyardan fazla para harcamıştı babam. Çaresiz koca karıyı romatizma tedavisi için kaplıcalara yolladık. Demek bu da adettenmiş. Yalnız o mu? Daha ne adetler varmış onlarda, ne adetler? İyi misin Kamil Bey? Ben mi? Kalbimi mi? Cüzdanımı mı soruyorsun Makbule? Hangisini soruyorsun Makbule? Seni soruyorum bey, seni soruyorum. Bizim için önemli olan sensin. Şimdilik iyi. Ama bu daha ne kadar devam eder bilmiyorum Makbule. Kim acaba? İnşallah kötü bir haber yoktur Makbule. Vallahi yüreğim küt küt atmaya başladı ya. Sakin ol, sakin ol. Niye kötü haber olsun canım, şimdi anlarız. Kim geldi acaba? Merhaba Makbule anne. Emel kızım, hoş geldin. Buyur buyur. Yok girmeyeyim anne. Bizimkilerin selamı var. Aleyküm selam. Bizden de sen onlara selam götür. Neden geldin evladım? Kız kardeşim Dilek üniversite imtihanlarına girecek de haber vereyim aman, dedim. Aman aman, ne güzel, kazanır inşallah. Önümüzdeki ay kurslara gidecek. Başka türlü üniversiteyi kazanamıyor. Ya öyle mi? Allah zihin açıklığı versin Dilek kızıma. İşte haberiniz olsun dedim. Neyse ben gideyim. Kamil babamın da ellerinden öperim. Güle güle yavrum, güle güle. Makbule. Kimmiş o gelen? Emel, Emel. Ya niye gelmiş? Ne bileyim, ben anlayamadım ki. Kız kardeşi Dilek üniversite imtihanları için kursa mı ne gidecekmiş? Onu söylemeye geldi. Bize ne ayol? Peki sen ne söyledin Makbule? Ne diyeyim, Allah zihin açıklığı versin dedim. Çabuk, çabuk Sıdıka'ya gidiyorsun Makbule. Bunlar sebepsiz bir haber yollamazlar. Git öğren bakayım bu ne anlama geliyormuş, koş. Vah vah vah, ah çileli Makbuleciğim. Yanmışsınız, siz yanmışsınız. Ayol ne oluyor Sıdıka, niye yandık? Aman korkutma beni Allah sen. Ayol anlamadın mı? Dileğin dershane parasını ödemenizi istiyorlar. Dershane parasını mı? Şaka yapıyorsun herhalde Sıdıka. Ne şakası Makbule, adetleri böyle. Eğer kız tarafında tahsil gören biri varsa masrafları erkek tarafı öder. Amanın amanın, yandık yandık, mahvolduk. Aman mümkün yok, bu sefer Kamil'in yüreğine inecek. Makbule, Makbule, kafamı tasını attırma da konuş. Sıdıka ne dedi? Bak şart olsun, konuşmazsan boşarım lan seni. Aman tövbe de bey. Anlat öyleyse. Sıdıka ne dedi? Çabuk anlat. Aman aman anlatıyorum. Bak dinle şimdi. O Dileğin dershane parasını biz ödeyecekmişiz. Tahmin etmiştim. Ulan Dünür, ben seni gebertmez miyim ha? Ben seni öldürüp de ömrümü hapislerde çürütmez miyim lan? Bey kendine gel, kendine gel. Ayol alt tarafı dershane parası, veririz. Aman gözünü seveyim, sinirlenme. Kriz geçireceksin diye korkuyorum vallahi. Ulan karı, sen dershane parası kaç para biliyor musun ha? 1 milyar. 1 milyar. Aman aman. Yüreğim gidiyor. Aman bey. Makbule. Kamil. Ben ölüyorum Makbule. Kamil bey. Aman.
kalp krizi mi geçirdi baban? Evet. Doktor yetişip de ilaç vermese gitmişti adamcağız. Vah zavallı adam vah. Peki sonra? Nişana bir hafta kala Sıdıka Hanım bize geldi. Oh, hangi Sıdıka? Sözlüm'ün ailesini yakından tanıyan, onların adetlerini bilen şu komşu Sıdıka Hanım. Hayırdır Sıdıkacığım, buyur bir kahve pişireyim sana. Yok yok, içmeyeyim Makbuleciğim. Behzat Beyler'de içtim, oradan geliyorum da. Oo, hayrola. Bir haber mi getirdin yoksa onlardan? Evet getirdim, hem iyi haber hem kötü haber. Önce hangisini söyleyeyim? Aman yoksa nişandan vaz mı geçiyorlar? İşte ben iyi haber diye buna derim. Değil değil canım, vazgeçerler mi hiç? O halde önce iyi haberi söyle. Yok yok yok, önce kötüsünü söyle Sıdık Hanım. İyisi bize teselli verir belki. Kötü haber, maalesef nişan salonda yapılamıyor. Aa, neden ayol? Hani salonu tutmuşlardı. Yoksa salonda yapmaktan vaz mı geçtiler? Vazgeçmediler de salon sahibi o günün daha önceden bir başkasına verildiğini söylemiş. İyi ama salonu bir ay önceden tutmuşlardı. Şimdi nişanın yapılmasına bir hafta kala. Aa, hiç öyle şey olur mu canım? Yanlışlık olmuş işte Makbule. Madem öyle başka bir gün verseydi salon sahibi. Bütün günler doluymuş. Hay Allah. Peki, iyi haber ne Sıdık Hanımcığım? Nişan evde yapılacak. Öyle olsun, bizim için fark etmez. Ha salon ha ev. Öyle değil mi Makbule? Aa, tabii bey tabii, önemli olan nişanın yapılması. Ama sizin evde yapılacak. Olsun canım. Ne? Ne dedin? Bizim evde mi? Ne, yani bizim evde burada mı? Evet evet evet. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey, nişanı kız tarafı yapar. Bu adet her taraf için geçerlidir. Madem evde yapacaklar yapsınlar. Ama kendi evlerinde. Aa, öyle Sıdıka şimdi yani. Neden kendi evlerinde değil de bizim evde yapacaklarmış nişanı? Adetleri böyleymiş Makbule. Kız tarafı salon doluysa nişanın erkek tarafının evinde yapılması gerekiyormuş. Bak hele. Bak bunlar artık iyice işin suyunu çıkarttı. Böyle adet mi olurmuş efendim? İyi salon dolu diye. Buyurun bizim eve. Aa, yeter artık ama. Kabul etmiyorum bunu. Yapacaklarsa nişanı kendi evlerinde yapsınlar. Aman canım, bana niye sinirleniyorsunuz? Ben elçiyim Kamil Bey. Adetleri böyleymiş. Adet diye diye soydular bizi. 40 yıllık çalışmamın karşılığı olan emekli ikramiye mi harcatıyorlar bize ya? Aman sakin ol. Tansiyonun var, kalbin var. Sinirlenmek sana yaramaz. Başlattırma Makbule, kalbimden de tansiyonundan da. Tamam tamam tamam. Sıdıkacığım. Ben sakinleşince Kamil Bey'le konuşurum. Sen git onlara olur de. Tamam tamam. Hadi alasma aldık. Hoşça kalın. Güle güle Sıdık Hanım. Bıktım ya. Bıktım. Hadi seni geçireyim tamam, Sıdıkacığım. Gel canım. Kamil'in kusuruna bakma, adam haklı. Elinde avucunda ne varsa adettir diye harcamaktan usandı artık. Onlar da haklı ama adetleri neyse uymak gerekir değil mi? Uyuyacağız tabii, uyuyacağız da. Yani ama biraz sakinleşsin, ben ikna ederim onu. Ah, az kalsın söylemeyi unutuyordum bak. Neyi? Nişan sizin evde yapılacak ya, masraflar da size ait. Ne? Ya. Nişan masrafları ya, da mı? Evet, kız tarafının bütün giysilerini siz alacakmışsınız. Amanın, biz mi alacağız? Bak dur, liste şurada cebimde olacaktı. Hah, bak işte burada. Bu ne listesi bu ayol? Şimdi bak, çarşıya gidildiğinde hediye alınacak kız tarafın isimleri yazıyor burada. Bu da mı adetmiş Sıdıka? Evet anam, onların adetine göre nişan kimin evinde yapılırsa masraflar da onlara ait olurmuş. Neyse ben gideyim. Hadi Allah yardımcınız olsun. Ah canım, güle güle anam. Güle güle. Amanım, ben bunu Kamil Bey'e nasıl söylerim? Nişanın bizim evde yapılmasına köpüren adam bu masrafları duyarsa hücceden öteki dünyaya gider vallahi. Makbule! Makbule! Buradayım Kamil Bey. Sıdıka'yı yolcu ettim de geliyorum. Buraya gel de şu işi konuşalım, gel. Geliyorum. Ay ne yapsam acaba? Alıştıra mı söylesem? Allah'ım sen bana yardım et. Nereden girdik şu işe ya Rabbim? Bu ne? Ya kendi kendine mi konuşuyorsun? Yok canım, hiç öyle şey olur mu? Ne yapacağız bu işi Makbule? Ya. Bunlar dünür münür değil. Silahsız soyguncu bunlar. Tutturmuşlar bir adet diye soyup duruyorlar bizi. Vallahi haklısın bey. Ama elimizden ne gelir? Oğlumuzun mürveti için katlanacağız çaresiz. Yahu katlana paravana döndük Makbule. Daha ne kadar katlanacağız? Bizim evimiz onca insanı nasıl barındırır? Canım konuşuruz nişanı aile arasında yaparız. 3-5 kişi çağırırız, olur biter. 3-5 kişiyle olur mu hanım? Geçenlerde Behzat Bey'in dükkanına uğradım da nişanı konuşmak için. Kendi tarafından 100 kişiyi çağıracağını söylüyordu. Yok canım, hepsini çağırmazlar onlar da. Yarısı sülalesi zaten Makbule.
Nişana sülale çağrılmazsa kim çağrılır? Yandık, yandık! Nasıl kalkacağız biz bu işin altından? Vallahi ben de bilmiyorum ama bir şekilde kalkacağız işte. Oğlumuzun mürüvveti için ya işte her şey. Bu elindeki kağıt nedir öyle Makbule? Bu bir şey değil canım, bir şey değil bu. Nasıl bir şey? Ver bakayım şunu. Ver, ver. Canım onda seni ilgilendiren bir şey yok, bu liste. Ne listesi? Yemek listesi. Karnıyarık tarifi var. Yalan söyleme Makbule. 1000 yıllık karnıyarığın da tarifi mi olmuş? Söyle ne var o kağıtta? Bak bey, ben sana bunu sonra söyleyeyim. Şimdi pek sinirlisin. Ne fark eder hanım? Hazır sinirlenmişken, dumanını tutarken devam etmekte fayda var. Söyle hadi. Bu kağıdı bana Sıdıka verdi. Tahmin etmiştim. Ne listesiymiş o? Bu şey canım, kız tarafının listesi. Akrabalarının isimleri yazılı. Yani nişana çağrılacak olanların ha? Yok. Nişan için hediye alınacak olanların listesi bu. Anladım. İyi. Bize ne hediye alacaklarsa alsınlar. Söyle, bana da bir gömlekle bir kravat almayı unutmasınlar Makbule. Kamil Bey. Ne var? Nişan bizim evde yapılacak ya. Evet. Şimdi onların adetlerine göre nişan hediyelerini de bizim almamız gerekiyormuş. Ne dedi? Ne? Masrafları biz mi yapacağız? Ya. Olmaz. Bak. Allah aşkına sakin ol bey. Söyle. Sakin. Söyle listede kaç isim var? Bak şimdi sırası değil, daha sonra konuşalım. Gel ben sana bir çay yapayım. Elinden bir kaza çıkmadan söyle. O listede kaç isim var Makbule? Tamam peki söyleyeceğim. Hediye alınması gereken 25 kişi falan. 25 kişi mi? Mahvolduk. 25 kişi ha. Hepsini de üst baş yaptırılacak, getirilecek bunların. Aman. Kamil Bey. Kamil Bey aman Allah'ım. Kendine gel. Kendine aman Kamil Bey. Tekrar kalp krizi mi geçirdi baba? Evet sayın hakim. Allah'tan annem yanındaymış da babama ilacını vermiş. Peki nişan için gerekli alışverişi yaptınız mı? Yaptılar sayın hakim bey. Annem hanımlarla alışverişe gitti, babam da erkeklerle berbere. Baban neden berbere gitti? Kız tarafının erkeklerini tıraş ettirmek için. Allah Allah, alışveriş neyse de berber işini anlayamadım. Adet böyleymiş. Babacığım o gün 18 erkeğin saçını kestirmiş. Annem de 15 kadının saçlarını yaptırmış. Sayın davetliler, bu akşam Kamil Bey'in evine birbirlerini seven iki gencin nişan töreni için toplanmış bulunuyoruz. Şimdi izninizle huzurlarınızda yüzükleri takarak evliliğe giden ilk yolu başlatmak istiyorum. Emel kızım, uzat parmağını canım. Buyur babacığım. Evet. Üzeyir oğlum, sen de uzat parmağını yavrucuğum. Buyurun efendim. Evet. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Sayın davetliler. Kızımın nişanlanması şerefine iki bilezik takıyorum. Bravo. Bravo. Ne diyeyim böyle olur. Hayırlısıyla nişanı yaptık Kamil Bey. Evet yaptık ama burnumuzdan da geldi Makbule. Makbule siz bir şey takmıyor musunuz kıza? Yok takmamız mı gerekirdi? Elbette anam baksana Behzat Bey iki bilezik taktı. Bizim de mi takmamız gerekiyor? Tabii takmanız gerekiyor, adetleri böyle. Onlar iki taktıysa siz 4 takacaksınız. Ne? 4 tane mi? Tabii. Aman. Ay. Ama bana bir şeyler... Makbule! Ya, Makbule yüreğime ağrı girdi. Ya, çabuk ilacımı getir Makbule! Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim. Kolumdaki bilezikler gitti ama nişan da bitti. Geriye bir tek düğün kaldı Kamil Bey. Allah'ın izniyle onu da bir atlatsak. Düğün deyip durma Makbule. Nikah yapacağız. Bir de düğün masrafı çıkartmayın başıma. Ama onların adetlerine göre... Bana bak bırak şimdi adeti. Ben Behzat Bey'le konuştum. Nişanı da biz yaptığımız için düğün değil nikah yapacağım dedim. O da kabul etti. Aman şükürler olsun. Bu sefer adet madet demedi yani. Demedi. Yalnız nikah için tarih koydu. Ya ne zaman? Ayın 15'inde. Ne? 15'inde mi? Yani 20 gün sonra mı? Evet 20 gün sonra.
Sen sağ ben selamet Makbule. Ne yapalım? Artık hayırlısı olsun, ne yapalım? Evet. Şu 20 günü geleneksiz, göreneksiz, adetsiz bir atlatsak başka bir şey istemeyeceğim. Kapı çalıyor Makbule. Ben açarım. Sen misin Latife Hanım? Buyur. Sağ ol Makbule Hanım, girmeyeyim. Behzat birazdan eve gelir, yemek hazırlayacağım. Sen bilirsin ya, hayırdır? Şu kağıdı getirdim sana. Nedir bu? Erkeklerin ayak numaraları, sizde bulunsun. Hadi ben gideyim, sonra görüşürüz. Tabii, güle güle. Allah Allah, erkeklerin ayak numaralarının bizimle ne ilgisi var? Hiçbir şey anlamadım ya, hayır olsun. Hayırdır Makbule, kimmiş yine? Latife Hanım. Hangi Latife Hanım? Aman canım, sen de dünür Latife, Emel'in annesi. Hayrola, niye gelmiş? Anlamadım ki, elime bir kağıt sıkıştırdı, sonra da gitti. Allah Allah. Ver bakayım şu kağıdı. Al. Bu bir listeye benziyor. Liste, evet, ne yazıyor peki? Bir takım isimler yazılı. Karşılarında da rakamlar var. Vesat 41 numara. Salih 40 numara. Yılmaz 39. Kıyasettin 41, Zihni 40, Şakir 40. Allah Allah. Nedir ya bunlar? Kadın isimleri de var. Makbule bak. Latife 38 numara. Emel 38 numara. Dilek 36. Huriye 37. Gülbeyaz Allah 36 Allah. Numara. Allah Allah. Bu kağıdın bizimle ne ilgisi var Kamil Bey? Nereden bileyim ya? Ya Latife Hanım'a sorsaydın ya şu. Canım, sormaya fırsat kalmadı. Geldiğiyle gitmesi bir oldu. Vallahi benim aklıma kötü şeyler geliyor. Ya. Bu kadın bu listeyi bize boşuna vermez. Evet. Sen var ya. Şu ayıp olacak Sıdık Hanım ama. Ya. Götürüp şunun ne olduğunu bir sorsana. Evet Sıdıkaya gideyim ben. Eğer aklıma geldiği gibiyse önce ilaçlarımı yanıma ver. Sonra da hazır bulunsun, doktoru çağır hanım. Ayol Sıdıkacığım, sen anlarsın şu bizim dünürlerin dilinden. Hı. Elime bu kağıdı tutuşturdu gitti. Ne manaya geliyor bu liste canım? Ayol anlamadın mı? Kız tarafındaki erkek ve kadınların ayakkabı numaraları bunlar. İyi de bizimle ne ilgisi var? Sakın kunduracıya verecekken yanlışlıkla bize vermesin. Ne yanlışlığı Makbule? Bu kağıtta yazılı olan herkese karşısında numaraları yazılı ayakkabıları alacaksınız. Hepsi bu. Amanın, biz mi alacağız? Evet nikah hediyesi. Delirmiş bunlar ayol. Böyle nikah hediyesi mi olurmuş? Adetleri böyle anam. Erkek tarafın nikah için kız tarafındakiler ayakkabı alır. Aman yandık, o listede 10 kişinin adı var Sıdıka. Nereden baksan 200 milyona yakın tutar. Vallahi yandık. Anam zaten siz onların kızını almakla baştan yaktınız kendinizi. İyi de bunu nasıl söylerim Kamil Bey'e? Adam iki kere kalp krizi geçirdi. Bir üçüncüsünde mümkünü yok, kalbi dayanmaz artık. Ne yapacaksın Makbule? Adetleri böyle. Makbule, Sıdık Hanım ne dedi? O liste ne anlama geliyormuş? O mu? Hiçbir şey. Yani şey... Şeyi mi bırak da ne olduğunu söyle Makbule. Bak şimdi o liste var ya. Hani kadınların ve erkeklerin böyle ayaklarının numarası falan yazıyor o kağıtta hani. Ne olmuş? O listede yazılı olanların hepsine nikah hediyesi diye ayakkabı alacakmışız. Ne dedin? Ayakkabı mı? Ya. Biz mi? Evet, adetleri böyleymiş bey. Hayır olmaz. Kalk. Makbule kalk. Yahu bu babanın kaçıncı kalp krizi geçirişi oğlum? Vallahi sayısını biz de unuttuk hakime. Emel'in ailesinden gelen her adet haberi babama bir kriz daha geçirdi. Allah Allah. Peki evladım ne yaptınız? Ayakkabıları aldınız mı kız tarafına? Almayıp da ne yapacaktık efendim? Adetleri böyleymiş. Almasaydık nişanı bozacaklardı. Peki sonra ne oldu? Makbule. Oğlanın nikahına 10 gün kaldı Makbule. Ya zaman su gibi akıp geçiyor bey. Bu arada bizim kaç paramız kaldı Makbule? Bilmiyorum Kamil Bey. Banka cüzdanı sende değil mi? Öyle ya. Şu çekmecenin içinde olacaktı. Getir bir bakalım. Tamam bey. Al bak bakalım. Kalan para düğüne yetecek mi? İyi bakalım.
Aa. 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 Makbule. Ne oldu? Mahvolduk. Ne oldu bey? Daha ne olsun ya? Biz iflas etmişiz de haberimiz yokmuş. Ne iflası ayol, nasıl iflas? Bankada 2.300.000 lira paramız kalmış Makbule. Yani anlayacağın emekli ikramiyenin sıfırı tüketmiş Makbule. Aman, ne yapacağız şimdi bey? Bilmiyorum hanım. Bundan sonra ne yapılacağını artık oğlumuz karar versin. Olacağı buydu. Başlık parasıydı, altındı, takıydı, kaplıcaydı, nişandı derken tükenmiş paralarımız. Aman iyiydi, Üzeyir düğün yapacak parayı nereden bulacak bey? Çocuk 150 milyon maaş alıyor. Bu parayla düğün mü yapacak, ev mi tutacak, eşya mı alacak? Kara kara ne düşünüyorsun be Üzeyir? Neler düşünmüyorum ki Yusuf abi. Düğünü nasıl yapacağımı, evi nasıl tutacağımı, eşyayı nasıl alacağımı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun be oğlum? Bırak da baban düşünsün. Sende param var sanki. Babamın düşünecek hali kalmadı ki be abi. Zavallı varını yoğunu harcadı. Bundan sonrasında benim yapmam gerektiğini söyledi. Oho, o zaman senin işin çok zor be oğlum. Bu zamanda düğün yapmak, ev tutmak, eşya almak öyle kolay mı? Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum. Her neyse, şu paraları al da kasaya koy. Koyayım. Ne kadar var burada? 43 milyar. Yarın bankaya yatırırsın. Olur. Kaldır hemen kasayı. 43 milyar az para değil. Ortada bırakma öyle. Kaldırırım şimdi. İşte böyle abi. Durumum çok zor. Bir hafta kaldı nikah. Daha bütçeme uygun ev bulamadım. Eşya alamadım. Of be. Yanmışım ben be abi. Marmara çırası gibi yanmışım ben be. Üzülme of. Oğlum. Üzülme. Allah büyüktür. Aa bak. Seninki geldi. Kim? Ömer mi? Evet. İstersen git. Mesainin bitmesine yarım saat kaldı. Olur abi. Hadi pazartesiye görüşürüz. Tamam. Zehir. Efendim Ömer. Beni babam yolladı. Tahmin etmiştim. Baban yolladığına göre mutlaka yine adetinize uygun bir şey istemiştir herhalde. Aa, hakkını yeme babamın. Adamcağız size kiralık ev buldu. Ne? Ev mi buldu? Evet. 2 oda bir salon. Bizim sokağın bir üstündeki sokakta hem de. Ay inşallah kirası ve şartları iyidir, ucuzdur. Ucuzmuş. Kirası 100 milyon liraymış. Ne? 100 milyon mu? Evet. Şaşırdın değil mi? Ayrıca 250 milyon lira da depozit istiyormuş ev sahibi. Aman 250 milyon da depozit mi dedin? Evet. Ayrıca 6 aylık da peşin istiyormuş. 6 aylık da peşin, hı hı. Depozito ile birlikte 850 milyon. Babam daireyi tuttu bile. Tuttu mu? Peki ya 6 aylık kira depozit onları da verdi mi? Hayır. Üzeyir'e söyle yarın gelsin parayı verip kontratı yapsın dedi. Hey de baban neden karışıyor ki bu işlere Emel? Yani biliyorsun benim maaşım 150 milyon. 100 milyonunu kiraya verirsek geri kalanla nasıl geçiniriz? Bizde adet böyledir Üzeyir. Kızını veren baba evini de tutar. Keşke sizin adetlerde kirayı da kız tarafı ödese. Ha, bugün ev eşyası da baktı babam. Ev eşyası mı? Evet. Caddedeki Rahim Bey'le konuşmuş. Üzeyir gelsin evinin bütün eşyalarını taksitle vereyim demiş. Bütün eşyayı mı? Evet. Babam dedi ki pazartesi günü gidip Rahim Bey'den eşyaları alıp peşinatı versin, senetleri de imzalasın dedi. Kira 100 milyon, 6 aylık peşin 250 milyon depozit, 850 milyon lazım. Ne? 850 milyon mu? Aman ne oldu bey? Yok bir şey Makbule. Kalbime böyle hafif bir ağrı girdi de. Of, nikah şekeriydi, araba kirasıydı, 300 milyon da ona. 300 milyon mu? Amanın, şimdiden 1 milyarı geçti. Yatak odası, yemek odası, salon takımı, televizyon, beyaz eşya içinde 300 milyon peşinat vermem gerekiyor. Ha, gerisine de senet imzalayacağım. Daha tencere, tava, tabak, perdeler, halılar. Ay. Koy bir 200 milyon da ona. Aman 1,5 milyarı buldu be oğlum. Ah kalbim, Makbule, dil altı ilacı bu. Hemen be, bey, Makbule. hemen veriyorum. Mahvolduk. Mahvolduk, bittik. Aç ağzını. Aç bakayım. Ah, işte dilinin altına koydum. Sinirlenme. Şimdi sakinleştir. Sinirlenme babacığım. Üzülme babacığım. Üzülme. Hadi sakin. Hadi baba. Hadi babacığım. Nasıl üzülmeyim ha oğlum? Bu aile bizi mahvetti ya.
Adet diye diye perişan etti bunlar sen bizi. Sen üzülme. Sen sinirlenme babacığım. Ben hallederim. Ben bir çare bulurum. Sen çare sakin bulacaksın ol. Sen. Tamam babacığım. Bu kadar parayı nereden bulacaksın Hüseyin? Bankada 5 kuruşumuz kalmadı. Tam. Kala kala bir emekli maaşına kaldı. Onu almamıza da daha 2 ay var. Tamam siz üzülmeyin. Ben bir hal yolu bulurum. Ve ben gidiyorum. Aa, bu saatte nereye oğlum? Şirkete gidiyorum anne. Gecenin bu saatinde şirkette işin ne oğlum? Yarın mesai dağıtacağım da bordroları bir kontrol edeyim ben. Demek bu yüzden çalıştığın şirketin 3 milyarını zimmesine geçirdin ha? Evet hakim bey. Ertesi günü gittim ev sahibine 850 milyonu verip kontratı yaptım. Oradan Rahmi Bey'e gidip bütün eşyasını aldım evi. Peşini atı verdim, kalanına da senet imzaladım. Oh oh. Yani evi baştan aşağı düzdün. Baştan aşağı hakim bey. Bravo sana. Peki nikahı da yapabildin mi? Nikah yapmasına yaptım da gerdeğe giremedim. Neden oğlum? Nikah memurunun önüne oturduk. Deftere imzalımızı attık. Evlenme cüzdanımızı da aldık ama işte tam o sırada... Hayırlı uğurlu olsun damat. Allah bir yastıkta kocatsın sizleri çocuklar. Şükürler olsun Allah'ıma. Oğlumun mürvetini gösterdi bize. Artık karı koca olduğumuza göre Emel'le evimize gidelim. Evet gidelim. Durun! Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Polis bu. Ne var? Ne oldu polis bey? Siz karışmayın. Delikanlı, adın Üzeyir Balcı mı? Evet memur bey. Seni tutukluyorum. İyi ama neden? Zimmetine para geçirmekten. Uzat ellerini bakalım. Ne? Zimmetine para mı geçirdin Üzeyir? Başka ne yapabilirdim ki Emel? Sağ olsun seninkiler adet diye diye elimizde avucumuzda ne varsa harcattılar bize. Ben de çareyi şirketin parasını zimmetime geçirmekte buldum. Gidelim artık. Neden yaptığını karına değil. Hakime anlatırsın. Ya böyle gidelim. Şey olur mu? Allah. İşte böyle sayın hakim bey. Ne yazık ki geldiğe giremeden huzurunuza getirildim. Vah vah vah. Durumuna üzüldüm delikanlı. Ama kanunlara aykırı davrandığın için de sana ceza vermek durumundayım. Ver hakim ver. Ne yapalım? Boynumuz kıldan ince. Seni zimmetine para geçirmek suçundan Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince... temyizi kabil olmak üzere 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıyorum. Mahkeme bitmiştir. Üzeyir. Evet karıcığım. Geçmiş olsun Üzeyir. Ne yaptıysam senin için ve adetleriniz için yaptım Emel. Beni bekleyeceksin değil mi Emel? Ne yazık ki bekleyemeyeceğim Üzeyir. Neden? Karım değil misin? Babam dedi ki bizim adetlerimize göre gerdeğe girmemiş kız... evlenmemiş sayılırmış. Babana da, sana da. Adet Böyle adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.